Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber orijinal Çerkez tavuğu yapacağız. Şöyle bir bütün tavuğumuzu yarıya olacak şekilde kestik. Tarifimizde yarım tavuk kullanacağız. Şöyle bir parça but ve bir parça da kemikli göğüs eti kullanacağız. Şimdi etlerimizi haşlamak için tenceremizi alalım. Tavuğumuzun üzerine aşacak kadar su ilave edelim. İçerisine yarım soğanımızı da ilave edip tavuğumuzu güzelce bir haşlayalım. Evet, etimiz haşlanırken biz de Çerkez tavuğumuzun mısır unlu karışımını hazırlayalım. Tenceremizin içerisine sıcak suyumuzu aldık. Ocağımızın altı da açık şu anda. Suyumuz fokur fokur kaynamaya başlamadan sıcak suyumuzun içerisine 1,5 su bardağı mısır unumuzu alıyoruz. Hemen hızlı bir şekilde karıştırmaya başlıyoruz. Ocağımızın altı da kısıkta. Bu şekilde mısır unumuz kıvam alıncaya kadar kısık ateşte pişireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, mısır unumuzu en kısık ateşte yaklaşık 3 dakika kadar çok güzel bir şekilde pişirdik. Tam istediğimiz kıvama da geldi. Artık ocağımızın altını kapayabiliriz. Hazırlamış olduğumuz mısır unu karışımımızı bu şekilde soğumaya bırakalım. Şimdi Çerkez tavuğumuzun acukasını hazırlayalım. Rondomuzun içerisine 1,5 su bardağı cevizimizi alıyoruz. Cevizimizi kendi yağını bırakıp incecik oluncaya kadar rondomuzdan güzelce çekiyoruz. Cevizimizi çektikten sonra 1 yemek kaşığı acı biber salçamızı ilave ediyoruz. Ardından 3-4 diş kadar sarımsak, 1 çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı kişniş. Arkadaşlar, bugün benim elimin altında toz kişnişim olduğu için toz kişniş kullandım. Tane kişniş veya toz kişniş, her ikisini de kullanabilirsiniz. Şimdi malzemelerimizi tekrar rondomuzdan çekelim. Evet, acukamız hazır. İnanılmaz güzel kokuyor. Şimdi üzerine mısır unlu karışımımızdan ilave edelim. Öncelikle karışımımızın yarısını ekliyorum. Şimdi biraz da tavuk suyumuzdan ilave edelim. Ardından tekrar rondomuzdan çekelim. Şimdi kalan mısır unu karışımımızın tamamını ilave edelim. Şimdi Çerkez tavuğumuza biraz da tuz ekleyelim. Ben tavuğumu haşlarken de biraz tuz kullandım. O yüzden tuz miktarımı biraz az tutacağım. Siz de tuz miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi tekrar biraz tavuk suyumdan ekliyorum. Ve rondomuzla tekrar bir karıştıralım. Evet, Çerkez tavuğumuzun harcını hazırladık. Şöyle kıvamını da göstereyim. Harcımız koyu bir boza kıvamında. Toplamda 2,5 su bardağı tavuk suyu kullandık. Şimdi harcımızın üzerine ditmiş olduğumuz tavuk etlerimizi ilave edelim. Tavuk etimizi de şöyle ince ince olacak şekilde dittik. Hemen harcımızın içerisine ilave ediyoruz. Ve harcımızı güzelce bir karıştırıyoruz. Evet, Çerkez tavuğumuz hazır. Tam istediğimiz kıvamda oldu. Şimdi üzeri için yağımızı hazırlayalım. Tavuğumuzun içerisine şöyle göz kararı 5-6 yemek kaşığı kadar ceviz yağımızı alıyoruz. Bu kadar yeterli. Ceviz yağımızı yakmıyoruz arkadaşlar. Hafifçe bir ısıtmamız bizim için yeterli olacak. Evet, yağımız ısındı. Ocağımızın altını kapadık. Şimdi 1 çay kaşığı pul biberimizi ilave ediyoruz. Ardından yarım çay kaşığı kadar da toz kırmızı tatlı biberimizi ilave ediyoruz. Ve yağımızı şöyle hafifçe bir karıştırıyoruz. Evet, yağımız hazır.
Evet, çerkez tavuğumuz servise hazır. Tam kıvamında harika bir çerkez tavuğu tarifi oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.